Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler bugün başladı. Konumu da göreyim. 5 yıllık aranın ardından 61. tur İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Konuşalım. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker konuğum. Sayın Büyükelçi merhaba, hoş geldiniz. Özlemiştim sizi gün ortasına. Merhaba efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim efendim. Görüşmeler de başladı. Çok önemli, uzunca bir süredir de konuşuyoruz. İşte Türkiye'nin ne istediği aslında ortada, Yunanistan'ın ne istediği ortada da ne olur acaba? Neyle karşı karşıya kalırız? Yani bu görüşmeler böyle biraz yumuşama sağlar mı? Biraz isterseniz masada olanlarla konuşalım. Bizim talep ettiklerimiz ve neyle kalkılacak bugün bu masadan, ne dersiniz? Efendim, evvela bu 61. tur olduğunu düşünmek lazım. Eğer bugüne kadar herhangi bir şekilde bir yakınlaşma veya çözüm oluşturulabilmiş olsaydı 60 defa karşı karşıya gelip her seferinde yine bugün de gördüğümüz gibi bir gerilim ortamı içine düşmemiş olurdu. Tabii. Bendeniz 1998 yılında bakanlıkta müsteşar yardımcısıyken o tarihte rahmetli İsmail Cem Dışişleri Bakanı çok yumuşak, aklı başında, evet, çok sevdiğimiz, yakınlık duyduğumuz, diplomasiyi ön plana çıkaran, hem aynı zamanda basın mensubu olarak da tecrübesi de olan çok tecrübeli bir insandı. Orada ilk düşündüğümüz şey, Yunanistan'la Türkiye aslında aynı yumurtanın iki parçası efendim. Ortadan bölün, birbirimize fevkalade benziyoruz ve bunun da ötesinde birbirimize çok yakınız. Dolayısıyla acaba nasıl bu yakınlaşma hayata geçirilebilir diye düşünüldü ve şöyle bir kararla ortaya çıkıldı. Normal şartlarda ikiye bölmek lazım sorunları Yunanistan'la aramızda. Bunların önemli bir bölümü egemenlik sorunudur. Yani başka bir ifadeyle Yunanistan Megalidia diye biliyorsunuz onun bir hayali vardır. Antik Yunanistan'ı tekrar ikiye etmek peşindedir. Ve bu kapsam içinde de Türkiye'nin Ege başta olmak üzere yolunu kesmek için ne lazımsa, tabir caizse ağababaların da arkasından desteğini almak suretiyle ne lazımsa yapmaya çalışmaktadır. Doğru. O zaman evvela taraflar arasında bir güven duygusunun yeniden ayağa kaldırılması lazım. Oluşturulması lazım. Bu nasıl olur? Aramızda çok işbirliği yapabileceğimiz konular da var. Mesela çok basit iki tane örnek vereyim. Turizm. Biraz evvel dinlerken aklımdan o geçti. Yani Yunanistan'la Türkiye turizm alanında paylaşsalar, örneğin Yunan adasına gelen turist Türkiye'ye, Türkiye'ye gelen Yunan adasına da giderek ortaklaşa bir iş yapmaya kalksak, inanın ki bugünkü kapasitemizi ikiye katlayarak gideriz. Yani bundan da herkes kazanır, kimse kaybetmez. İkincisi ticaret. Yunanistan'ın da bu manada bir Avrupa Birliği ülkesi olarak Türkiye ile gayet yakın bu manada ilişkileri var. Unutmayın ki sınır ticaretimiz de çok üst düzeyde. Bugün Yunanlılar İpsala'dan geçmek suretiyle Edirne'ye geliyorlar ve orada alışverişlerini yapıp geri dönüyorlar vesaire. Şimdi dolayısıyla bir güven duygusunun da oluşturulması lazım. Buradan yola çıktık. Ve Papandreou çok iyi niyetliydi. Ya Amerikalı da olması dolayısıyla aynı zamanda orada eğitim falan görmüş, daha liberal ve daha yumuşak düşünebiliyordu. İsmail Cem de karşısında aynı de düşüncelerle meşguldü. Dolayısıyla biz ilk adımımızı attık. Şimdi bu adım esas itibariyle güven oluşturabilecek konulara ayırıp geri kalan egemenlik sorunlarında tabir caizse halının altına süpürme şeklinde oldu. Orada bir tümsek oluştu. Kimse onlarla uğraşmadı ama diğer taraftan evvela güven duygusu ve yapılabilirlik hususunu ön plana çıkararak bu işi götürelim dedi. Sayın Özülker, peki bugüne, evet, bakılınca yani o gün bugüne, evet, ne kadar ışık buraya tutabilir, o gün bugüne ne kadar perspektif sunabilir? Bugüne bakıldığında o güven duygusunun tekrar inşa edilmesi ne kadar mümkün? İşte bugün belki bu masa bunun başlangıcı olabilir ama ne kadar mümkün? Türkiye'ye bakıyoruz. İşte bir şekilde Amerika Yunanistan'ın anahtar müttefik gibi bir cümle kullandı. Amerika Birleşik Devletleri. Yani İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Yunanistan'la Birleşik Arap Emirlikleri Güney Kıbrıs Rum kesimiyle, yani askeri işbirliği anlaşması imzalıyor. Bir diğer taraftan
Amerika Güney Kıbrıs'a işte silah ambargosunu sınırlı olarak kaldırıyor ama bir de bir güvenlik merkezi açıyor. Ya Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma cepheye bakınca siz açıklamalarınızı elbette yapacaksınız. Yani bugüne ışık tutacaksınız. Ya bu cepheyi Türkiye neyle etkisiz hale getirebilir? Yani sadece o güven duygusunu aşılayarak mı etkisiz hale getirebilir? Yoksa bütün bunlar yaşananların hepsi diplomatik bir oyundan mı ibaret? Ya da İsrail'le ilgili bir mesele var. İsrail'le Mısır'la bir işbirliği yaparsa Türkiye bütün o cepheyi etkisiz hale mi getirir? Oralara da elbette geliriz ama buyurun biraz bugünü konuşarak devam edelim. Evet. Şimdi niçin geçmişi anlattım? 60 tur yapıldığı zaman aslında hiçbir yere gidilmedi. Güven arttırıcı da olamadı. Olmadı tabii. Olamaz çünkü netice itibariyle güven arttırdığımız konular diğer tarafta da arttırılması mümkün olmayan egemenliği doğrudan doğruya ilgilendiren konular. Şimdi efendim bugün gelinmiş olan noktada dünya konjonktürü itibariyle düşünmek lazım. Ve Türkiye'nin atmış olduğu istikşafi zemin araştırıcı demek. Zemin araştırıcı, istikşafi görüşme yapmak için Türkiye talepkar oldu. Dedik ki biz masadan kaçmıyoruz. Meselelerimiz neyse gelin görüşelim ve siz de orada ey Yunanistan arkanız Avrupa Birliği'ni Amerika'yı falan alarak Türkiye'yi sıkıştırmaktan vazgeçin. Çünkü netice itibariyle bu denizler bizim denizlerimiz. Sonuç itibariyle de burada biz paylaşacağız veya ne yapacaksak yapacağız. Gelin görüşelim. Bu Türkiye yönünden aslında çok büyük bir beklentiyle yapılmış olan bir açıklama değildir efendim. Yani bunu çok net olarak saptamak lazım. Halihazırda Türkiye'nin kendi çevresinde 7 tane ateş yumağından oluşan sorun var. Bunların başında Ege'de, Doğu Akdeniz'de geliyor ama aynı şekilde sizin de kısmen söylediğiniz gibi Kıbrıs, Libya, Suriye, Azerbaycan, şimdi Irak da geliyor. Orada da bir yeni gelişmeyle karşı karşıyayız. Yani bir bütün halinde bakıldığı zaman burada iki ülkenin tarihten gelen ama bugünkü koşullarda artık saklanması mümkün olmayan hak ve hukuk kapsamında karşı karşıya gelmeleri şeklinde değerlendirmek mümkündür. Peki bu nedir karşı karşıya gelme? Bakın Ege'de Yunanistan'ın 4 tane çok ciddi sıkıntı yarattığı tek taraflı bir tutum var. Hı hı. Nedir? Birincisi diyor ki ben kıta sahanlığı, adaların kıta sahanlığı vardır 12 mile 200 millik kıta sahanlığını kullanabilirim. Bu bana Deniz Hukuku Sözleşmesi'yle tanınmış olan bir haktır. Ben de hemen şöyle diyorum. Biz Deniz Hukuku Sözleşmesi görüşmelerinde Ege'nin dünyada başka bir emsali olmayan bir örnek oluşturduğunu, dolayısıyla bunun da statüsünün de çok özel olması gerektiğini ileri sürerek özel bir hüküm koydurmak istedik sözleşmeye. Fakat çok itirazlar da geldi. Herkes kendi çıkarını sağlamaya gayret sarf etti. Arşipel ülkeler başta olmak üzere başaramadık. Bunun yerine müzakere yoluyla çözümlenir dendi. Müzakereyle neyi çözümleyeceksiniz? Yunanistan olsa olsa Uluslararası Adalet Divanı'na götürebiliriz bu meseleyi. Bundan 3 veya 4 yıl evvel Yunanistan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını kabul etmiyorum şeklinde de bir açıklama yaptı ve bunu da bir kenara yazdı. Ne olmalı o zaman? Peki müzakere yoluyla çözülemeyecek 60. 61. masalar kuruluyor. Türkiye'ye karşı olan cephe ortada. Yapılan açıklamalar da ortada. Ne olacak? Yani Türkiye bütün bu oyunu bir şekilde İsrail'le, Mısır'la işbirliği yaparak mı etkisiz hale getirecek? Efendim, sadece bundan ibaret değil. Sadece bundan ibaret değilse eğer ne olacak? Ya da ne olmalı? Çok basit. 12 mile çıkarırım dedi. İyon Denizi'nde 12 mile çıkardı geçenlerde tamam, biliyorsunuz. Evet. Çok yakında. Evet. Orada da Arnavutluk'la ciddi bir sorunu var. Arnavutluk Uluslararası Adalet Divanı'na gitti. Ama oranın kararını kabul etmediği için orada da olmuyor. Ve burada bir açıklama yapıldı. Ege'de de hakkımız mahfuzdur. Dolayısıyla orada da 12 mile çıkarabiliriz. Efendim bizim de buna karşılık 1995 yılında alınmış olan bir meclis kararımız vardır. 12 mile çıkarmak demek Ege'nin 4/3'ünün Yunan iç denizi haline dönmesi
ve bu kapsamda Türk gemilerinin oradan geçerken izin istemesi anlamını taşır. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Dolayısıyla, Dolayısıyla burada ne yapacaksınız? Çok basit şekliyle biz de eğer 12 mile çıkarırsan reysen bu bir savaş sebebidir dedik. Şimdi bunu bile bile Yunanistan ve Türkiye için ne ifade ettiğinde bile bile bundan bir ay evvel İyon Denizi'ni 12 mile çıkardım. Ege'de de bu hakkım mahfuzdur. Bunu da yapmayı düşünüyorum dedi. 3. Hava sahası orada İddialaşa diye bütün uçaklarımız karşılıklı gelirler. 10 mildir. 1933 yılında kabul edilmiş olan bir kaideydi. Fakat Deniz Hukuku Sözleşmesi çok net bir biçimde kara suyu genişliği ne kadarsa hava sahası da o kadar olabilir der. Yani 6 mili aşamazsın. Benim Yunanistan uçakları sabahtan akşama kadar karşıma çıkıyorlar. 10 mil içinde bana tecavüz ediyorsun diye. Şimdi burada bir hususu hatırlatmak istiyorum. Çok önemli söyleyeceğim şey. Bu Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde adaların kıta sahanlığının varlığı kabul edilmiştir. Ama evvela Jersey adaları, bu İngiltere ile Fransa arasındaki bir ihtilaf konusuydu. Uluslararası Adalet Divanı'na bugüne kadar 11 defa müracaat edildi bu gibi ihtilaflarla ilgili olarak ve oradan içtihat oluşturulmuştur. 11 tane içtihat. Diyor ki her adanın kıta sahanlığı olamaz. 5 tane kriter koydu ortaya. Bu kriterler işte nüfusundan, ekonomik durumundan vesaire. Evet. Bunlar olmadan bu iş yapamazsınız dedi. Bugün Yunanistan bir Akdeniz ülkesi değildir. Başka bir deyişle Meis dışında hiçbir adası falan da yoktur. Üstelik Yunanistan bir ada devleti de değildir. Adaların yüz ölçümü, toplam yüz ölçümünün Yunanistan'ın %18'inden ibarettir. Şimdi Ege Denizi'nde bir dönem yeraltı kaynakları çok zengin olabilir vesaire dolayısıyla diye bir bilek güreşi vardı. Orada da bir şey olmadı da ortaya çıktı. Peki Yunanistan bizde neye alıp veremiyor? Yani bu bir egemenlik sorunu olarak ve Megali İdeya kapsamında söylediğim gibi ele alınıyor. O zaman şöyle tamamlayalım dilerseniz. Bugün toplantıya oturacaksınız. Yunanlılar nasıl bir açıklama yaptılar? Aslında Samatas gene eski başbakan bir açıklama yaptı gene. Hiçbir şey çıkmaz bundan diye. Bugün oturduğumuz zaman biz sadece buraya Doğu Akdeniz'deki durumu görüşmeye gideriz. Akdeniz ülkesi bile değilsin. Neyi görüşeceksin? Meis Adası ile ilgili olarak Mısır'la bir anlaşma imzaladılar. O anlaştıkları anlaşmada Mısır Meis Adası ile ilgili rezerv koydu. Şunu da hatırlatayım geçeyim. Kısaca ne olur. Evet buyurun Sayın Bekerciğim. Enerji Bakanı İsrail'in siz söylediğiniz için bunu hatırlatıyorum. İsrail'in Enerji Bakanı evvelsi gün bir açıklama yaptı. Açıklama yaptı. Ve bu açıklamada ben doğalgazımı Türkiye'den satmaya gene amadeyim. Buradaki işbirliği, altılı işbirliği düzenine Türkiye'yi de dahil etmeye dünden hazırız buyursun dedi. Bu da önemli. Oradaki sorun temelde Akdeniz'de Kıbrıs'tır efendim. Çünkü orada KKTC'nin varlığını kabul etmezler. Türkiye'de KKTC kabul edilmeden buraya giremez. O zaman istikşafi görüşmelerden soruyu ben sorayım. Ne bekleyebiliriz? Cevabı ben zaten başında ilk girişte verdim. Evet. Size çok çetrefilli ne beklenebilir bilmiyorum. Yani hani çok da böyle olumlu bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Görüşmelerin neler içerdiğini biliyoruz. Türkiye'nin ne istediğini biliyoruz. Türkiye'nin hakkı olan çok şey var. Onları da saydık. Yunanistan'ın ne dediğini de biliyoruz. 61. görüşme olacak. Sayın Büyükelçim... İkinci kısmında bir cümle söyleyeyim. Bir cümle alayım. Nedir? Türkiye'nin gücü nedir diyorsunuz? Bir, hukuk. İki, siyaset. Üç, askeri caydırıcılık. Evet. Yunanistan'ın da asker alıyor vesaire, silahlanıyor. Türkiye'ye gücü yetmez. Bunu da düşünmek lazım. Elbette. O işin başka kısmı ama Yunanistan'da işte bir cephe var. O cephe içinde sırtını o cepheye dayıyor. Amerika'da Yunanistan'a anahtar müttefik dedi biliyorsunuz. Bunların hepsi... Piyondur efendim Yunanistan. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçim çok sağ olun. Yine yarın detaylandırırız elbette.